Hepinize merhaba oyun severler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel FPS arttırmanın yollarından bahsedeceğim. Game Loop harici ayarlar yapacağız. Pardon, şaşırıyoruz arada. Artık o kadar çok kasma sorun videosu çektim ki kanalda bir sürü var. Düşük sistem, orta sistem, yüksek sistem, yayıncı ayarları, bilmem neleri falan. İzlemediğiniz varsa onları da buraya oynatma listesi koyarım tepeye, şuraya bir yere. Bir kart olarak bırakırım. Oradan gelirsiniz, izlersiniz. Şu an sizlere bahsedeceğim. Bakın şu an HDR, şöyle de hemen kar hızını açtım. 90 FPS. Oyun içerisinde de böyle ve kasmıyor. Ha, ben bit değiştirebilirim bunu çünkü çok parlak geldi bu HDR bana. O yüzden belki akıcıya geri çekebilirim veya HD'ye. Bunları da anlatacağım sizlere. Nasıl kasmadan oynayabileceğinizden bahsedeceğim. PUBG Mobile'da, yani Game Loop'ta hiçbir zaman sıfır kasma, sıfır donma gibi bir durum yok. En güzel sistemde bile adam gördüğünüzde bazı yerlere küçük droplanmalar yaşayabiliyorsunuz. Yani sıkıntılarınız bunlarsa bence fazla kurcalamayın. Ama bu ayarları da sizlere teker teker anlatıyor olacağım. Şöyle hemen masa üstüne dönelim. Evet, ilk ayarımızdan bahsediyorum ya da bundan en son bahsedeceğim ya. En son bundan bahsedeceğim. Şu an sizlere hemen şuradan grafik ayarlarına girip bu ayardan bahsetmek istiyorum. Bu donanım hızlandırmalı CPU zamanlamasını açın. Bu Windows 10'lara özel. Windows 8'lerde yok bu özellik. Burada da bakın, görüyor musunuz? Tek tek ben bütün Game Loop'la ilgili şeylere yüksek performans verdim. Neden? Daha çok çalışmasını istiyorum. Ekran kartım sırf Game Loop'a çalışsın ki kasmasın diye. Bunun için buraya yüksek performans verdim. Sizler bunları nasıl yapacaksınız peki? Şuradan hemen tek tek kaldırıyorum ben bunları. Sizlere anlatmak için. Göz ata bastım. Göz ata bastıktan sonra program file C'ye geliyoruz. C'den program files. Buradan TX Game Assistant. Ve C'ye kurmadıysanız bunları D'nin içerisinde bulabilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim. UI klasörüne giriyoruz. Buradan aşağı doğru kaydırdım. Bakın, görüyor musunuz? Burada Android, English, X, Renderer, AUX'e ve altındaki Setting Center falan hepsini tek tek ekleyeceğim. Şimdi ekle dedim. Bir daha girdim. Kaydırdım aşağı. Bunu ekledim. Bir daha kaydırdım. Bunu ekledim. Kaydırdım. Renderer ekledim. Bu render için önemli bir olay bu arada. Bilginiz olsun. Yani renderları az alıyorsanız, bazı yerleri renderlamıyorsa bu önemli. Ve Nvidia ayarlarınız da çok önemli. Nvidia ayar videosunu da şöyle sağ üstte bir yere bırakırım. Oradan ona da gidebilirsiniz. Burada hepsini ekledik. Ekledikten sonra burada üzerine tıklayıp seçenekler yüksek performans deyip kaydediyoruz. Hepsine teker teker bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü hani buraya koyduğumuzun bir amacı kalmaz yapmazsak. Yüksek kaydet diyoruz. Bunu da yapıyorum ve burayı bitiriyorum. Burayı bittikten sonra o sol altta grafik ayarlarını göremediniz herhalde. Şurada arama butonuna grafik buradan yazıyoruz. Aynen, alt kısma yazdığınızda çıkacaktır. Burada da All in One Runtimes diye bir şey var bende. Bir dosya var. Bunu da sizlerle açıklamaları linkini bırakırım. Oradan elde edebilirsiniz. Buna sağ tıklayıp buraya ekle diyorum. Dosya çıktı. Bu dosyamıza çift tıkladığımız zaman kurulumu başlatıyor. Kurulumu başlatıp bu ekrandan bu kayboluyor. Buraya atıyor. Tek tek bütün kurulumları güncel olarak, bakın, başladı. Şu an Silverlight kaldırıyor, kuruyor. Başka bir şeyleri alıp kuruyor. Bu ne demek? Hani sizlere daha önce Microsoft C++ uygulamalarından, Silverlight uygulamalarından bahsettim. Frame Network'ler falan. Bunlar hep oyunlar için önemli şeyler. O yüzden bunların güncel olarak kurulması gerekiyor. Çoğu kardeşimiz, arkadaşımız, abimiz yapamamış bunları. O yüzden ben de böyle bir program buldum. Sizleri daha rahat kurabilmeniz için. Bunu indirip kurduğunuz takdirde hepsini teker teker, bakın, Java'yı, işte Microsoft'ları kurmaya başlayacak birazdan. Onları falan şuradan göremiyorsunuz değil mi? Çektim kendim. Ne gezdim be bugün. Bak, burada kuruyor. Tek tek kuruyor. Buna çift tıklamanız yeterli. Hepsini silip silip kuruyor. İçindeki eski sürümleri, yani atıyorum 2019'dakini kurulmuştur. Onu kaldırıp yenisini kuruyor. Kaldırıyor, yenisini kuruyor derken hani en güncel olanların hepsini buraya kurulumunu yapıyor. Bilginiz olsun. Ve kendi ayarlarımdan bahsedeyim size. Şuradan geldim. HDR oynamak istiyorsanız, HDR 90 FPS de yapamıyorsanız, yapmak istiyorsanız, hepsini sildik. Bak, sizin için nelerle uğraşıyorum ya. Adam ya. Geldi adam. Kendim kasmadığını biliyorum ama tekrardan yeniden sürekli kaldırıyor. Bak şimdi neler yapıyor bilgisayar. Şöyle çektim. Benim kendi kullandığım ayarlar bu şekilde. Şu
şöyle hemen kaydırarak göstereceğim. Detaylandırmayacağım. Bunları çok kez anlattık. Kanalda da bir sürü videosu var zaten. Yeni şeyler geldi ki sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı videoları sürekli çekmek çok mantıksız. Çünkü kanalımda hepsi var. Kanalımı inceleyerek hepsini bulabilirsiniz. Ve kanalımda şu an 10 adet Royal Pass çekilişi de var. Ona da katılmak isterseniz şurada üstten kağıtlardan gidebilirsiniz o videoya da. Şuradan model ayarları zaten bu şekilde kalıyor. Oyun ayarları Ultra 2K, HD, 90 FPS. Bu bırakmadı bak, program çatır çatır çalışıyor. Bak kaldırıyor kuruyor. Şu an bak kaldıracak, tekrar yenisini kuracak. Bu ayarlarım bu şekilde. Oyun içi ayarlarıma geldiğimde ise buradan New dedim, ayarlar dedim. Şuradan grafiklere geldim. Aşırı HDR kullanıyorum ama büyük ihtimal değişecek. Çok parlak geliyor adamlar bana. Renkli de kullanıyorum. Ve şuradaki düzgünleştirme ile şu altta grafik ayarları bölümünü, şurasını kapalı tutuyorum ben. Çünkü kapalı tutmazsak otomatik ayarladıkça sürekli kısa kısa droplar yiyebilirsiniz. Lobby'e dön de aynı şekilde oluyor tabii ki. Bu ayarlarımız bu kadardı. Bunda kurulumu bittikten sonra, sizde de bu şekilde olacak bu arada, kaldıracak, tekrar yenisini kuracak. Bu ayarlarımız bittikten sonra başka da bir şeyimiz kalmıyor. Aşağıdan Discord adresime de gelebilirsiniz. Orada da bilgi paylaşımı yaparız. Bildiğiniz farklı ayarlar varsa bana anlatabilirsiniz. Daha yararlı olmak açısından burada abonelerle, fazla kişilerle bu sorunun çözümünü paylaşabilirim. Sizlerin de desteğiyle bildiğiniz ayarlar varsa eğer. Aşağıdan da bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.